Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar 31 kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Kanun hükmünde kararnamelerle hükümet her istediğini artık rahatlıkla yapabilmektedir. Siyasal iktidar tamamen hukuk dışında her türlü düzenlemeyi yapabilecek güce erişmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin eski kararından dönmesiyle. Siyasi otorite suçluyu belirlemekte, yargı sadece onu onaylamaktadır. 1940'ların Almanya'sını 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşıyoruz. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz darbesi de kendi hukukunu yaratıyor. Geldiğimiz noktada bir adım daha ileri atıldı. Aynı menzile yürüyorlardı bunlar. Aynı menzile. Aynı yöntem şimdi uygulanıyor. Aynı yöntem. Nasıl? Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 hakim atıyorlar. Seçecekler bunları. FETÖ'nün seçtiği gibi. Aynı yöntemi izliyorlar. Yargıyı tümüyle kuşatmak istiyorlar. Kendi düşündüklerinin veya suçladıklarının kişinin aleyhine olabilecek bütün yargıyı susturmak istiyorlar. Bizim dediğimiz şekilde karar vereceksin demek istiyorlar. Ve geldiğimiz nokta bir FETÖ mücadelesi noktası olmasını geçti. Artık iktidara muhalif olanların, iktidara muhalefet edenlerin tasfiye süreci, geldiğimiz süreç bu süreç. Ve her darbe döneminde olduğu gibi bu darbe döneminde de sırtı kalın olanlar, siyasal iktidara dayananlar, paraları olanlar hapislerden çıktılar. Diğerleri hapislerde, tıklım tıklım hapishaneler dolu. Ve tek sesli medya bütün darbe dönemlerinde benzeri olur. Bu darbe döneminde de tek sesli medya oluşturuyorlar. Ve her darbe döneminde üniversiteler suskun olur. Bu darbe döneminde de üniversiteler suskun olur. Dolayısıyla 20 Temmuz darbesiyle ve onun getirdiği o halle mücadele etmek insan olmanın, insana saygı duymanın bir gereğidir. Bu işin bedeli varsa birlikte ödeyeceğiz. Ülke bizim ülkemiz. Kendi ülkemizde. Gelişmiş bir demokrasi atmosferinde yaşamak ve konuşmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin daha fazla bedel ödemesini istemiyoruz. Türkiye'nin daha fazla geriye gitmesini istemiyoruz. Türkiye'de insan hakkı ihlallerinin olmasını istemiyoruz. Hep birlikte, beraber, farklı düşüncelerle birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve bunun mücadelesini vereceğiz.